25 Haziran 2014 Altınlı Gece'ye hoş geldiniz. Burada da izleyicimiz var ve daimi konuğumuz Devrim Sirmen yanımda. Hoş geldiniz. Malum bir akşam Fuat abiyle bir akşam Devrim abiyle. Böyle ara ara üç hepimiz beraber bir araya geleceğiz falan bir şeyler yapacağız. Devrim abi nasıl gidiyor? Yeni motor almışsın. Nasıl? Aldım. Şimdi sahneye, biliyorsunuz hep arkamda bir tane poster duruyordu. Bir 1290 Süper Lig posteri duruyordu. Postere gerek kalmadı. Şimdi dışarıda bir tane gerçeği var. 290 Süper Lig aldınız. Aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de satılan kaçıncı motor? Kaçıncı 1290? 7 veya 8. Peki nasıl? 8. galiba. Güzel 2 gün oldu. İşte biraz dikkatli kullanıyorum. Rodaj? Rodajı var. Güzel. Zorlamayınca çok yumuşak gidiyor. 1300 bir 2 silindirden beklemeyeceğiniz kadar yumuşak gerçekten. Yani çok yavaş da çok akıcı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Böyle hır yapmadan. Hiç olmuyor. Evet. Tır 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 gidiyor. Ama işte bunu dedim traction kontrolü falan var. Hani çekiş kontrol. Şöyle bir sıkı gaza bassam ne olur? Düşüyordum arkadan. ama şunu da gördüm ki hani herkes hemen hop diye gaza basıyor. Benim bu beyinle kol arasında bir ayrı bir mekanizma var. Ben ne kadar istesem öyle hop diye basamıyormuşum. Sakin sakin. Evet, dolayısıyla hani hiçbir ışık yanıp sönmedi önde. Ha, güzel. Memnunum şu anda. Çok az bir şey söyleyebilirim zaten. Çok. Sen daha tecrübelisin o motorla. Estağfurullah. Zaten işte senin filmi gördük. Rüyalarımıza girdik. Estağfurullah. Evet. Şimdi abi motor bence de çok güzel. Siyahı bir de ayrı bir güzelmiş hakikaten. Şimdi bundan dolayı şimdi benim beklentim açıkçası bu motorun Türkiye'de az satılması. Çünkü fiyatı bir astronomik bir... Dünyada sanıyorum KTM de böyle lan bundan ne kadar satarız falan demiş. Ama müthiş bir talep oldu. Yabancı işte forumlara bakıyorum hani motor falan beklediğim için biraz. Avustralya'da, Amerika'da falan millet birbirini yiyor. Kasım'da parayı yatırdım işte Haziran oldu nerede bu motor falan. Amerika'ya da 2 haftadır motorlar teslim ediliyor. Yani anlaşılan çok ilgi gördü. İşte onlar da bu talebi karşılamakta biraz zorlanıyorlar. Evet. Motor hakikaten çok başka çıktı ki bu sene bir sürü büyük firma mesela BMW. Tabii. Ne çıkardı Bavyeralı? S1000R. Dünya çirkini. İşte Aprilia'nın öbür o Tuono'su var yıllardır. V4. O da çok harika bir motor. Evet. Hiç o konuda ben konuşmadım. Ses inanılır gibi değil. Yani bayağı bir abi, spor motoru da. Yolda kalan motor sevmiyorum ya. Öyle bir huyum var. Senin evet öyle bir tecrüben var. Benim olmadı. Evet. Aprilia. Ondan sonra o Aprilia o öyle var. Avrupa'da bak kavga var. Var. Japonya'ya bakarsak Z1'in yenisi. Tabii. Transformer bu arada kafalı. Monster 1200 var. Evet. Ducati çıkardı. Evet. Falan. Dolayısıyla bayağı bir hırgür var abi var. Avrupa'da. Bu çıplak motosiklet pazarında. Ama KTM bir şey başı gidiyor galiba. Bir at başı gidiyor önde gibi görünüyor. Çünkü yani, ben öyle bir S1R'a öyle bir talep görmedim. Hani yurt dışındaki baktım biraz evet. Öyle S1R alacağım falan diye ortalığı yıkan yok. Ama bunun için var. Evet. Bir İngiliz dergisinde işte test yapmışlardı. O yani bir dergide biri birinci oluyor. Diğerinde biri. Ama genelde başa oynayanlar KTM, BMW ve Aprilia. İşte şey diyordu, Aprilia hani müthiş bir motor ama KTM'de sıra var. Aprilialar showroomlarda tozlanıyor. Bu nasıl bir pazarlamadır? Hani uyanın Aprilacılar diyordu dergi. Abi onun için o AF1 forumlara girsin. Tabii. Pardon, AF1 forum muydu? Neydi? AF1. AF1 forum. Evet. Aprilia forumu var yurt dışında, AF1 forumu diye. Böyle resmen kadın programı. Bildiğin kadın programı. Yani her şey yapmışlar adam. Böyle bayiye gittim, oradan distribütöre ağladım, evet. O da sen içeri gel bakayım dedi. Ondan sonra işte fabrikaya yazdım, İtalyanlar geldi, gelsene bir dakika evet. Diye. Her böyle Ajda Pekkan diyorum pardon, Müjde Arın o eski filmleri gibi hani öyle çıkıyor müşteri oradan. Şimdi o herif nasıl olsun ki? Doğru. Ya RSV4'te millete neler yaptılar abi, benim arkadaşıma neler yaptılar ya, ben biliyorum. 6 kere yolda kaldır mı abi bir yarış motoruyla? İnanılır 70 gibi. 70 bin lira para verdi bir de. 6 kere yolda kaldıracağım. Dolayısıyla yani, o herife bir şey diyemiyorum ya abi bunu almayan adama. Bu mantıklı ama bu güzel. Biz İstanbul'da yaşıyoruz hani işte bütün satıcılar, büyük bayiler burada. Evet. Bunun ne kadar büyük bir lüks olduğunu hani
Abi bildiğiniz yok. Ama o forumlarda mesela Amerika çok gelişmiş ülke, işte tüketici hakları falan filan ama yani o kadar büyük ülke ki işte diyor ki ya aldım ama en yakın servis 700 kilometre. Ama nerede oturuyorsan. Hani 400 mil. Olacağım, bir de derdini anlatacağım. Orada yatacaksın sonra kapıda. Evet, tabii. Herkesin işte minibüsü, trailer'ı, şusu busu atlıyor, gidiyor, bir şeyler oluyor. Evet. Öyle bir durum. Şimdi Avrupa demişler, Avrupa tuhaf yer. Avrupalılar bu hafta İstanbul'a geldiler tekrardan. Solex'i bilir misin? Velo Solex. Bilirim evet. Gördüm. Pembe panterin hani resmi. Böyle tabii. Şeyi vardı. Önden motor, önden çekişli mobilet. Küçükken ortaokul bir şey falan gazete satıp bir de bizim evin orada işte yazları limonata yapayım satayım dedim. Ben bunlardan alacağım. Aa tabii hadi canım falan dediler. Baktılar ki bir paralar birikiyor. Annem babam paralara el koydu. Bütün satış şeylerim yasaklandı. Ben de hani o gelişecek ticari kafa da orada kaldı. Sıfırdır. ve motoru falan da işte 40 küsur yaşında gördük. Bayılırdım. Velosolex evet. Çok sakat bir alet. Yani başka bir şey bilmediğimden ben de. Çok sakat bir alettir. Çünkü bisiklet şasisine önden motor takıp direkt ön lastiği çevirerek gider. Evet. Eyvah. Evet. Biliyorum. Şimdi o teknolojiyle işte pembe panterin vardır ya o dedektif uzun gider, tabii. Raylara girer, tramvay raylarına lap düşer falan. Şimdi bu adamlar çıkmışlar yeni bir tekrardan demişler ki biz satalım bunu. Nasıl satalım? Elektriklisini yapalım, satalım. Hı-hı. Ve bunun için de Türkiye'ye gelmişler şimdi de. 4 senedir Fransa'da satıyormuş adamlar, uğraşıyorlar, değilmişler. Bayağı aynı gene sürtünme ya. Evet, ha. Yok abi yok. Yani, öyle değil. Elektrik motoru var. Tamam. Önde, arkada, çeşitli yerlerde, çeşitli kombinasyonlar Ümit. Var. Pil işinde baltayı taşa vurmuşlar. Eyvah. Ondan sonra da çözmüşler. Bununla ilgili bir videomuz var. Buyurun. Solex lansmanındayız. Birazdan anlatmaya başlayacaklar. Basın toplantısında bakalım yıllar sonra gelen Fransız markası neler diyecek bize. Solex, Fransızların efsanevi markası biliyorsunuz. Hani böyle önden motorlu tuhaf mopedleri vardı bu adamların, siyah. Hani pembe panterde falan görmüştük. Tramvay raylarına girer de düşer. İşte o alet hortlamış, geri gelmiş. Sahibi bugün bir basın toplantısı yaptı. Ve dedi ki, işte ben bu markayı ölmüştü, mezardan çıkardım. Fiat'tan geri satın aldım markayı. Üzerine de elektrikli bir şekilde bunun üretir hale geldik. Bunu artık Easy Bike diye bir firmayla beraber yapıyoruz. İşte bunları üretiyoruz. Şimdi esprisi ne? Bir kere alet Pininfarina tarafından tasarlanmış. Zaten malı İtalya'dan aldı ya markayı. O arada tasarımı da İtalyanlara yaptırmış. Güzel olmuş. Şekiller açıkçası gayet hoş, cici, medeni. Ha nedir özelliği? Lityum batarya kullanıyor. Çok çabuk şarj oluyor. Bir cep telefonu kadar hızlı şarj olduğunu söylüyorlar. En fazla 2 saatte, 2,5 saatte şarj oluyormuş. Ve 50-60-70 kilometre kadar menzili olduğu söyleniyor. Şimdi bunların farklı tipleri var. Bunlar bisiklet olarak geçiyor ve 25 kilometre sürat yapıyor. Ha, mal fazla hızlı gitmiyor. Böylece ruhsat almaya gerek yok, kask takmaya gerek yok. Çünkü alet sakin. Bir de hızlı gidenleri var. Onlar motosiklet sayılıyor. Onlara plaka vesaire de almak lazım. Onlar bir arkadaki seri, bu eski Solex'ten kalma o bidonu da var önünde. Bak bu. Malzeme bu. Tamam. Bu aletler daha hızlı gidiyor. 35-40 km gibi bir süratleri var. Menzilleri biraz daha uzun. Peki diyeceksiniz ki ya bu batarya işi nasıl olacak? Şimdi bataryalar şöyleymiş. Bataryalar çıkıyor. Malı alıyorsun aga. Dükkana gittin, iş yerine gittin, çıkarıyorsun. Tak şarja takıyorsun. Zart diye dolduruyorsun. Bak burada alet. Buradan sapından tut çek şeklinde sistem. Batarya sorununu 2 senede çözdük dediler. Ve onu çözmek için de Samsung'la çalışmışlar. Normal şartlarda bataryanın bu kadar hızlı şarj olanı ve bu kadar iyi dayanını bulmamız zor oldu diyorlar. Bir özelliği daha var. Bunlar pedallı. Bisiklet yani aslında alet. Hani yokuş çıkarken de gazı aç, sana yardım etsin gibi bir desteği var. 1000 euro civarında satılacakmış Türkiye'de. Yani 3000 liraya yakın bir fiyatı olacak. Bunun esprisi de şu, Fransa'da ne fiyatsa
İstanbul'da da o fiyat olsun istiyorum dedi. Çünkü bu şirketin patronu 40 senedir Türkiye'ye gelirmiş tatillerinde ve burayı çok severmiş. Hayırlısı olsun diyoruz. 1000 kere şarj edilen bataryası var üzerinde. Bu bataryalardan eğer yenisini satın almanız gerekirse, hani habire şarj ettiniz, bataryanın ömrünü yediniz 1-2 sene sonra, o zaman da yeni alacağınız bataryaya verilecek para 200 ila 300 euro arasında. Durum böyle. Solex'leri gördük. Hayırlısı bakalım İstanbul trafiğinde psikopat otomobil sürücüleriyle beraber nasıl yaşayacak? Evet. Böyle yani işte Fransızlar gelmiş, güzel güzel iş yapacağız diyorlar. Bir de bir tuhaflık vardı abi. Adamlar şirket olarak gelmişler buraya. Fakat diyorlar ki biz bu malı satacak olan müessese değiliz. Biz Belde Yama ile anlaşmaya kalktık zamanında. Evet. Onlar da kapanıyorlardı ama maalesef. Ha, kaldık orada. Şimdi biz buraya genel müdürlüğü kuracağız. Bu kadıncağızı da buraya oturtacağız. Ama başkası malı satacak. Kim o başkası? Daha olacağız. Bilmiyoruz. Daha bilmiyor. Türk. Olur. Evet. Türk bir firma. Fark etmez ne olursa tamam. malı evet. Dağıtıp satacak bir yer arıyorlar. Şimdi bu tuhaf geldi bana açıkçası. O zaman niye orada markanın genel müdürlüğü var? Değişik bir anlayış ama vardır bir bildikleri herhalde. Belki geçicidir sonra gidecek grup mu? Bakıp kontrol edip ne bileyim. Adam 40 yıldır bile Türkiye'ye tatile geliyormuş ya. Bunun sahibi olan, firmanın sahibi olan evet. Var. O böyle buraya hasta böyle. Dolma olsa da şimdi böyle lahanayla rakı falan diye gezen bir insan mı? Böyle. Oo. Bansar. Monsieur Bansar böyle iki masa ebadında bir adam. O böyle tam rakıcı, alemci bir model o. Antalya'da işte Bodrum'da gezip Kuşadası'nda böyle çimlenen bir model diye. Öyle bir şekiller. Bakalım ne olacak. Böyle bir durum. Hadi bakalım. Şimdi sorularımız var. Evet bir sürü sorumuz var. Ve İlk sorudan başlayalım mı patron? Başlayalım tabii. Mazhar Furkan Özden demiş ki Barkın abi iyi yayınlar 125cc 4 zamanlı yarışlara katılmak istiyorum. Sizce ne marka bir motor modifiye etmeliyim? Abilerim eski model CBR 600 CBR al diyorlar. Bir de sana sormak istedim. Rica etsem sen şu meşhur plakasız motorlardan bana ayarlayabilir misin 125cc? Tekrar iyi yayınlar. Mazhar'cığım ben motor ayarlamıyorum biliyorsun. Sen kendine güzel. Ben bayiyi açınca çağ beklerim ama. Hele bir açayım bir bayi. O zaman bekleriz muhakkak. Ama şu anda biz motor satmıyoruz. Sen kendine güzel bir 125 cc yalnız atladığın bir konu var orada. 125 cc 2 zamanlı, 250 cc 4 zamanlı. Kural öyle. Dolayısıyla hani 250'lik mesela Ninja müthiş gidiyor. Tabii. 2 silindir aslan gibi gider. Ondan sonra şey de güzel gider. Başka tek silindirler var 250'lik. Onlar da güzel gider. O acaba öyle harbi yarış motoruyla katılınabilir mi? Onu bilmiyoruz. Vallahi burası Türkiye. Bilmiyoruz. Onlar olabilir yani. Tabii. İşte onları bir denemen lazım babuş. Ama motor satışı bizde yok. Aytek Akakçı demiş ki bütün Apache kardeşlere iyi akşamlar. 2 haftadır soru yazamadım. Malum finaller. Hayırlı olsun. Sağ olun Sıratin. Teşekkür ederiz. Abi soruya geçeyim. Soru amortisörler hakkında. İlk olarak genel olarak amortisörlerin hangi ayarları var ve temel olarak ne işe yarıyorlar? Oo, evet. Geri sekme, ön yükleme bunlar. Bir de son motosiklet karşılaştırma testinde Yamaha MT-07'ye karşı Kawasaki R6N amortisörlerinden bahsettin. Anlamadığım nokta ise şehir içi kullanımda asfalt kalitesi kötüyken amortisörün yumuşak mı olması lazım? MT-07 gibi. Yoksa her şartta Kawasaki gibi sert mi olmalı? Malum benim gariban CBF-150 tek ayar. Tek ayar var. 3 kademe hangisini alacağımı şaşırmış durumdayım. Tekrar iyi akşamlar. Buyur baba. Abi bir kere yani tamamen her şeyi çözen bir çözüm yok. Değil mi? Yani amortisör mesela yarış pistinde çok iyi olan bir amortisör yolda size kabuslar yaşatabilir. Çünkü niye? Pist dümdüz. Genelde çok yüksek süratlerden müthiş frenler yapılıyor. Dolayısıyla ön sıkıştırmanın nedir onun? Kapanması amortisörü. Kapanmasının yavaş olması lazım. Yayın belli bir sertlikte olması lazım. Zınk diye düşerse bütün denge bozulur, iş bozulur. Ama bunu o kadar sert bir önle mesela yolda giderken her tümsekte don yani sekersin. Büyük sekersiniz. Yani yumruk yemiş gibi olursunuz. Lastiğin yere teması kalmaz. Evet. Amaç sonra. Lastiğin devamlı yerle temas halinde olması. Dolayısıyla yolda genelde konfor
Bir de yolda da tabii yol şartlarında gittiğimiz öngörülüyor. Bir de hangi yolda? Evet, memleketin bozuk yollarında. Bir de şu var, mesela çok sert olursa yolla aranızda esneyecek bir tek lastik kalıyor. Lastiğe çok iş düşüyor. Lastiğin kayması daha da kolaylaşıyor. Artıyor. Evet, pistte de mesela yağmur yağdığında, yani normalden daha kaygan bir zemin olduğunda zemin, süspansiyonlar biraz yumuşatılır. Ne güzel dedin onu. Evet, çünkü hani şöyle düşünün, yumuşak bir şeyi sert bir zemine sürtersek daha zor kayar. Ama bütün motor, süspansiyon sert, şey sert, yer sert, kaya o zaman gibi daha çok kayar. Şimdi mesela bir de burada zevk meselesi var değil mi? Tabii. Mesela abi biraz sert amortisör seviyor. Benim bütün motorlar ve boing yumuşacık böyle. Çok kötü tabirler kullanıyorlar benim motosikletlerin amortisörleriyle ilgili. Özellikle Domaniç çok fena şeyler fakat söylüyor. Fakat Domaniç devamlı işte sert amortisör diyor. Yoo. Bana için da hep yumuşak diyor. Hı-hı. Her şeyi yumuşatıyor. Hı-hı. Ama benim motorda ayarı şaşıyor. O kadar yumuşak ki. Evet. Ve bu barkın nasıl gidiyor bununla diye hala düşünüyordur tahminim herhalde. Şimdi şöyle bir şey yaşadık. En son bir arkadaşımızın işte tanıyorsun sen de. O evet. Siyah motosikletle giden. Evet. Onun mesela motorun amortisörlerinin böyle ayar cıvataları ortadaydı. Onu böyle sonradan takmışlar. Herkes i̇şte rahat rahat kolayca ayarlansın mahallenin diye. Mahallenin çocukları da oynasın. Mahallenin devamlı çocukları bunu iyice sertleştirmiş. Bu keko da kontrol etmeden çıkıyor yola. Ve bir işte yol dönü, bir arazi değil işte teke yolundan dönüşte mıcır var. Eyvah. Viraja giriyor, kayıyor motor, kayıyor, sonra toplayamıyor. Ha. Bizimki havalanıyor, bam diye düşüyor. Buyurun. Yani o sert olmasa belki toplayacak. Şeyi mi sıkmışlar? Gidon amortisörü mü? Hayır abi. Normal amortisörü. Ön amortisörlerin ön yükleme ayarını en serte getirmişler. Oo. Kaya gibi olmuş. Preload'u. Evet. Sanırım şeyle de oynamışlar. Rebound'la da oynamışlar. Oynar tabi orada şey var, niye çevirmesin ki? Bunu çevirdim, bunu da çevirdim. Yani, Allah Allah. Mahallenin veletleri güzel bir şaka yaptılar bizim arkadaşımıza. Evet, herif böyle küt diye yapıştı yere. Yani amortisör yumuşak olursa kaydığında motorun toplaması da daha kolay olur abi. Daha affeder. Evet. Ha, çok yüksek süratlere çıktığınızda o böyle şaşar. Yoldaki işte o tümseklerle falan çok hareket yaparsınız. O da sizi yerden kesebilir. Evet. Yani yüksek sürat değilse hedefiniz. Efendi gibi gidecekseniz o zaman yumuşak amortisör ben tavsiye ediyorum. Benim tercihim ama bu kişisel tercih. Mesela Fuat abinin motoru da bana sert geliyor. Devrim abinin motoru bu kaya gibi. O öyle bir seviyor. Biraz ağırlık da var. Onun için hani o yayları biz basabiliyoruz. Barkın gibi olsak biz de hafifleteceğiz. Yok ben de şişmadım ya. Yok. Böyle bir durum. CBF 150'de tek ayar değil. Bildiğim kadarıyla arka amortisörde ön yükleme ayarı vardır. Onu böyle bir yumuşak dene. Kilona göre dene değil mi? Evet. Bu amortisörde yani bir sürü kitaplar okudum. Şeyler yaptım. İşte videolar seyrettim. Şudur budur. Hani tek hemen böyle ilaç al hap kardeşim süper hadi git yok. Sende var mı? Deneyeceksin. Denemenin de kuralları var. Tam fabrika ayarı nedir onu not edeceksin. Daha sonra tek tek bir de mesela 3 ayarı varsa amortisörün 3'ünü birden ayarladım hadi bir çıkayım. Hayır. Tek tek yapacaksın ki neyin etkisi ne oluyor? Ne oluyor onu görebilesin. Evet. Böyle yöntemler var çok mesela. Çok güzel dedi hocamız. Kontrollü bir yerde kimi diyor ki önce bütün ayarları bir o en uca götürün. Bir de diğer uca hani farkı anlamak için size yardımcı olur. İyice yumuşattım. Aa, hakikaten yumuşak. Sertleştirdim falan gibi. Yoksa tek tek anlamak zor olabilir. Çok yani güzel. Buna hani teknik de demiyorlar. Sanat diyorlar amortisör ayarlamayı. Gerçekten yani böyle bir iş var. Bir de mesela amortisör ayarında genelde herkesin kullandığı bir ölçü şey sanırım. O yay sertliği ile ilgili, yayın ön yüklemesiyle ilgili. Motor statik sert. Durduğu yerde çökme ayar. Bildiğim kadarıyla 2,5-3 santim değil mi onun? İşte motoruna göre değişiyor. Zaten yazıyor da motorlarda veya forumlarda. Evet, 2,5-3 santim. Oturmuyorsun. Bir arkadaşın motoru tutuyor. Sen ölçüyorsun işte amortisör kafasından mı, gidon kafasından yere kadar. İşte atıyorum 100 çıktı. Ondan sonra sen oturacaksın. O 97'ye iniyorsa işte biraz fazla iniyor mu? Yok tam ayarında mı falan. 3 santimdir galiba değil mi? Yani 2,5-3 santim. Evet. Yol için biraz daha fazla. Evet. Yarış yani pist için biraz daha az. Yani
siz oturduğunuzda zınk diye çöker ya, onun bir kısmını yayı sertleştirerek, sıkarak kapatabiliyorsunuz almak. Tabii en ideali o yarışlarda falan veya çok iddialıysanız bu ön yüklemeyle değil yay değiştirerek bunları yapmak. Tabii. Yayın potansiyelinden yememek. Ama bunlar uç şeyler. Ha söylüyorum. Yani. Bizde var mı? Anlar mıyım yapınca o ayrı konu tabii. Estağfurullah abi, muhakkak anlarsın. Yani bizim yarışçı camiasında da bir iki kişi var gerçekten. Amortisörü bilen de kullanıyor. Yani bilirim diye dolaşmıyor ama hani şöyle yapsak abi nasıl olur falan filan ve yardım ettiği diğer yarışçılar, ki bir yarışçı diğerlerine yardım ediyor. Müthiş bir şey. Evet, müthiş bir şey. Hani çok memnun kaldık, aman abi sağ ol var ol diye. Nerede var? Tabii. Yani bu denemeyle usanmadan işte deneyerek yaparak olması. Bir de Aytek Bey kardeşim, eğer hakikaten bu işe kafayı kıracağım diyorsan defter alıyoruz abi. Çok doğru. Deftere motor, işte sürücü ağırlığı, kullanım şartları not alıyoruz abi. 3 farklı ayar var ya, sıkışma hızı, geri sekme hızı, bir de bunun ilk başta ne kadar çökeceği, ön yükleme, evet. Preload. Bütün bunları yazıyoruz. Neyi nereye aldık diye deneyerek de gidebiliriz. Tabii. Asıl en güzel bilimseli bu herhalde yani. Deftere evet. Yazdım. Benim var. Aynı öyle mi? Var. Log sheet. Oo, kayıt yani, tutuyorsun yani. Piste gittiğimde hani tabii piste çok kolay oluyor. Çünkü hep aynı yerden dönüyorsunuz. Aynı şartlar. Hani ayarların etkisini görebiliyorsunuz. Direkt. Laboratuvar evet, ortamı. Tabii tabii. Çiçek. Bir kere mesela arka sıkıştırmayı mı? Öyle hani biraz daha sıkayım şunu falan dedim. Niye sıkıyorsun ki kardeşim? Bırak. Bir şikayetin mi var? Var ya ayarı. Sıkayım. Ha sıktım. Ne oldu? Sıfır lastik. Dünyanın parası arka lastik. Yarım gün sonunda o ikinci viraj şudur budur hep çıkarken belli bir yeri çok sert olduğu için amortisör o şartlara göre lastik arada yani tek çalışacak esnek yer lastik kalmış. Ve erimiş. Çok zorlanmış ve belli bir bölümü eridi. Tabii. Attık. Yarım günde lastiği. Nasıl acıttı anlatamam. Şimdi first hand experience tabir edilen yani bizzat kendi tecrübesini anlatıyor. Tabii, tabii. İkinci viraj dediği de şöyle bir şey arkadaşlar. Pisti bilmeyen için evet böyle sola dönüyoruz. Birinci virajda böyle yavaş yürüyoruz sola dönüyoruz. Sonra uzun böyle yukarı doğru çıkıyor. Ve öyle bir acayip bir viraj ki benim gibi cahil adamlar onun tam bir viraj olduğunu böyle anlayamayıp mesela dur şu araltılı adamı takip edeyim deyip o yarışçının peşine takılıp böyle galiba ölüyordum falan deyip o toparlandığımız durumlar olabiliyor. Bunlar hep olur. Tabii. Yani ikinci virajda high side sevilen bir şeydir. Tabii, tabii. Çünkü viraj oldu anlaşılmaz İstanbul Park'ta onu böyle herhalde yokuş çıkıyorum falan diyorsun. Ondan halbuki sonra yatıksın ve acayip bir hızın var. Patlama imkanı var. Tabii. İşte ben o yumuşak amortisörlerle topluyorum her seferinde high side falan diye. Böyle bir durum. Bir de bir yerde okumuştum kural. Yerdeki yani tutuş, traction, grip fazlaysa o kadar öyle hemen ezbere sıklaştırmıyorsun. Yani amortisörü sıkmıyorsun. Sıkmıyorsun. Niye? İşte bu demin dediğim sebepten. Yani tabii ki yumuşaklığın zararlarını görmeye başladığında sıkıyorsun ama hani piste geldik sıkalım öyle değil. Ezbere. Bir internette bir site var İngilizce. İngilizce adını söyleyeyim. On the Throttle TV.tv diye yani gazda. Tamam, gazda diye bir adam var orada. Bu mesela bir programında şimdi bazı şeyleri paralı oldu. Mesela süspansiyon ayarı ile ilgili program yapmış. Sökülmesi takılması ile ilgili $4 yatırıyorsun sana videoyu yolluyor. İnceliklerini falan filan. Gelişmiş ya biz hiç öyle yapmadık. Bu. Önünde bir tane program vardı seyrettim 1 saat küsur. 6-7 tane lastik var. Piste kullanılmış lastikler. Farklı aşınmışlar. Bu aşınmalara bakarak ne süspansiyon problemi var, sürücü neyi nerede yanlış yapmış onu söylüyor, anlatıyordu. Vay arkadaş. Lastiğine bakıp telvesinden anlar. Aynen öyle. Falcı. Tabii. Çok acayipmiş ya. Süper. Furkan Kirt demiş ki Barkın abi iyi günler. İki sorum olacak. Birincisi abi dediğin gibi motorlar kaçmıyor. Ve yine dediğin gibi kışı bekliyorum motor almak için. Güzel. Kafamda Cebere 250 var ama R25'i vurgular tarzda konuşuyorsun. R25'in Yamaha R25'in bir videolarına bakmanı tavsiye ederim. Bir acayip bir şey. O geldiğinde pişmanlık yaşama diye diyorum. Ve bayağı iyi bir makine piyasaya gireceği benziyor. Boş konuşmasın diye. Estağfurullah. Sorum şu abi. Bu Yamaha'lar senin tahminine göre ne zaman piyasaya çıkacak? Hiçbir fikrim yok abi. Ne zaman piyasaya çıkar bilmiyorum. Bizim pazarlarımıza ne zaman ya bilemiyoruz abi.
Sence tahmini fiyat aralığı ne olur onu da bilemiyoruz. Onları artık Yamaha'yı kurcalamak lazım. Biz malum biz bir türlü Yamaha ile şey yapamadık, tutturamadık işi. Abi ikinci sorumda 3 program öncesi attığım soruda motor almam için kışı beklememi söylemiştin. Abi yazın o veya bu şekilde bir pazar kuruluyor. Kışın İzmir'den İstanbul'a motor almak için geldiğimde bir motor pazarına rastlar mıyım? Ha, bilmiyorum. Bilmiyorum aga. Kışın İstanbul'da veya İzmir'de motor nereden alınır? Ben internete bakarım abi. Yani öyle pazar mazar. Tabii. Oralar orada her şey çıkar yani. Bilmiyorum pazar işini. Şimdiden teşekkürler. Bir şey değil. Devrim abiye sonsuz saygılar. Saygılar. Durum bu. Bak Sertan Arabacı da ona cevap demiş ki Kawasaki ZX3R tavsiye ederim. Bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Bunun haricinde zaten madem... Furkan da araştırmış. Öyle Türkiye'de yok. O demiş. Motor demiş. Evet. Peki. Ataberk Erdemoğlu. Abilerin abisi merhaba. Estağfurullah. Seni çok sıkı takipçinin motosikleti bana sen sevdirdin. Öncelikle bu konuda sana teşekkür etmek istiyorum. Belki de önerilerinle de birçok gencin hayatını kurtardın. İnşallah kurtarmışızdır. Ama kafamı kurcalayan bir soru var. Sen finansal kaynağını nereden buluyorsun? Buna girmeyelim hiç. Geçiyoruz. Kokain sattığımızı öğrendiler sonunda. Tıklama. Evet arkadaşlar. Nereden kazanıyoruz? Sizin o seyrettiğiniz reklamlardan kazanıyoruz. Siz YouTube'a girince önünde çıkan reklama tıklayın. O açılsın, o bir yerde oynasın, bir şeyler olsun. Siz o reklamlara bastıkça o düğmelere biz öyle geçiniyoruz. Altın elbiseli adam öyle yürüyor. Bir yandan da havada bu uzay kameralarını uçuruyoruz. Öyle yürüyor bu iş. Mihver Prodüksiyon böyle yürüyor. Mihverprodüksiyon.com internet sitemiz. O da bizim prodüksiyon şirketimiz. Ayrıca en önemlisi beğenin. Bütün videoları muhakkak beğenin. Siz beğendikçe bize daha çok reklam gelir. Siz beğenmezseniz videolarımıza reklam gelmez. O zaman da altın elbiseli adam girmez. Durumlar böyle bu işte yani. Umut Kamış demiş ki Barkın abicim iyi yayınlar. Bir sorum olacaktı. Sana cevaplarsan cennetliksin valla. Yaz geldi ve havalar çok sıcak. Daha da sıcak olacak evet. Motosiklet montu terletiyor. Doğrudur. Benim yazlık Revit marka tekstil bir montum var ama buna rağmen terliyorum. Acaba bunun yerine full body armor denen sadece korumaları olduğu bir üst tercih etsek nasıl olur? Şimdi düşme anında sürüklenirken seni korumaz dediğini duyar gibiyim. Tamam biliyorsun ne diyeceğim o zaman. Ama Dainese'nin full marka bir korumalık gördüm. Neredeyse her yerinde bu korumalardan var ve altı file. Tahminimce yerle temas edecek her noktada koruma var. Senin düşüncen ve önerin nelerdir? Abi herkese selam, teşekkürler. Şimdi bu güzel. Onun zor. Genelde göğsü falan da şey evet. O hani düşündüğün kadar serinletmiyor. O korumaların altı terletiyor. Bir de bir kokar o bende var. Nasıl kokuyor o body armor? Yani iki kere üç kere giyiyorsun bunu yıkayalım artık tabii. Diyorsun yani. Olacak gibi değil. Ama beş yıkamadan sonra da bilmiyorum. Ne olur o hali nice olur yani. Bir de şunu düşünüyorum. Montun içindeki korumalar eğer hakikaten ölçüsü size tamsa uygunsa düşme anında o montun dış yüzeyi de sürünüyor. O montun sıkılığı, mont diyorum işte veya dizinizdeki o korumanın orada olmasına kalmasına yardımcı oluyor. Orada durmasına. Durmasına. Yani korumalar tamamen açıktaysa tabi direkt mesela vurduğunda hafif dönebilir. Biraz daha o şans artabilir. Yani bunlar tabii risk abi. Umut Bey kardeşim. Ya maalesef motor böyle değil mi? Evet. Biraz ya terleyeceksin. Terletecek evet yani. Bu böyle bir zıkkım. Çok sıcakta binmeyelim. Çok sıcakta biniyorsak bol bol su içelim. Su demişken de. Ahmet Kabaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kendisi burada. Bize altın elbiseli adam karton bardakları yaptırmış. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey kardeşim. Evet. Sağ ol. İşte su gibi aziz ol deyip içiyoruz suyumuzu. Böyle bir durum. Vallahi çok güzel bir jest oldu bize. Ahmet Bey ve arkadaşları burada bugün. Bu akşam bizi izliyorlar. Küfür ediyorlar, gülüyorlar falan. Bir tanesi aradan böyle bir şeyler çekiyor falan. Biraz sonra fotoğraf çektirip selfie yapacağız. Drone yapacağız hatta. Drone'la çekileceğiz. Turan Elginöz demiş ki daha önce sorulmamış bir soru. Bak. Barkın abi yayınlar. Benim sorum motorun teknik özelliklerinin bulunduğu bölümde yazan sıkıştırma oranı nedir? Çok soruldu bu da biz okumadık. Evet. Ne anlama gelir? Maksimum güç ve maksimum tork etkisi var mıdır? Ha? İkinci sorum ise 100 cc'lik motor güzelce açarsak 110-115 km yapıyor. Yapmaz. 125'lik motor ise 130-140 km yapıyor. Güzel. 150 cc'lik motor ise 160-170 km yapması abi, gerekiyor saatte. Ne yapacağız? Uçacağız mı? 130 yapıyor. Mesela 250'lik motor da 250 km geçmesi gerekiyor. Yok. Gerek bu yani. Hesaba göre işte aşağıya biri yazmış zaten. Hayabusa da 1300 yapması lazım. 1300 cc 1300 yapacak o zaman. Ses hızını aşacak adam.
Nasıl olacak o iş? Turan Bey kardeşim, şimdi birincisi şu. Aerodinamik diye bir şey var. Havanın da bir sürtünmesi var. Var. O yüzden Hayabusa'nın böyle tuhaf bir şekli var ki yüksek süratle rahat gidebilsin diye. Yüksek süratle çıkabilsin diye. Çünkü özellikle saatte 200 km'nin üzerine çıkıldığında motosikletin profili, mesela şu Binarar'a bakarsak, aslında hiç aerodinamik bir alet değildir. Bu böyle Magirus Deutz gibi, bu böyle bildiğin minibüs gibi bir tasarımı var bu alet. Böyle bir duvar oluşuyor önünde, hava duvarı. Dolayısıyla öyle yüksek süratlere o zaman 250'de 250 yapar. Ah keşke öyle olsa. Hani uzayda olsa, havasız ortamda belki olur, yapardı da burada öyle olmuyor babuş. O işler maalesef. Buyur abi. Barkın, bir de mesela bu böyle jet gibi gözüken motorlarımız var. Bayılıyoruz ediyoruz falan ama üstüne hani evet öyle kendi öyle duruyor. Üzerine adamı koyunca. Tabii, mesela adam var, adam var işte böyle bir şey bindiriyor. Ne aerodinamik alıyor ne bir şey. O kamyonetten daha beter oluyor onun aerodinamisi gerçekten. Yarışçılar mevsim dışında yazın kışın hazırlanırlarken büyük takım imkanları olanlar rüzgar tüneline giriyorlar ve o start finish'te yani düzlüklerde hangi pozisyonda durursa evet sürtünme olacak diye araştırma yapıyorlar ve o pozisyon belirlendikten sonra da devamlı o pozisyonda durmayı kendine hatırlatıyor ve öğreniyor. Böyle garip, tabii çalışıyor. Şimdi mesela Hayabusa'nın arkasında şu gördüğümüz hörgüç var ya, ya. Bu böyle hani şekil ondan değil aga. Adam buraya oturduğu zaman sırtının kamburuyla o tam bir damla şekli olsun diye. Tabii. Yoksa bu alet öyle 300'ü geçtim, böyle 320'den döndürttüm, böyle 360'ın oradan 400 falan yaptım var ya. Bu... O böyle o tıraş öyle oluyor yani, öyle ceryan ediyor. Aslında bu motor 300'ün biraz üzerine çıkabildiği söylenen bir motor. Aynı bu hörgüç bir de nerede var? Nerede var? Bizim sırtımızda var. Evet. Onu genelde koruma zannediyorlar insanlar. Ha, değil. Maalesef. O da kaskın arkasında hava türbülansı olmasın diye, hörgüç, hava kolay aksın diye var. Aerodinamik şekli alalım evet, diye kapandığımızda. Yani şundan bahsediyoruz burada. Ha işte. Böyle bir durum. Dolayısıyla öyle 300'ler, 500'ler, 700'ler öyle olmuyor. Buyur baba. Sen daha iyi bilirsin bunları. Ben hep resimlerinden görüyorum. Bir tarihlerde full kapalı tüp gibi mi deniyor? Evet, ne deniyor? Evet, motosikletler evet, vardı yarışan. Evet. Yani bütün ön grenaj böyle. Komple. Komple. Onlar hakikaten çok küçük cc'lerle, küçük evet, beygirlerle müthiş süratlere ulaşıyorlarmış. 1950'ler, 1960'lar. Fakat Dust Bin diyor mesela. Dust Bin. Çöp yani kovası. Çöp kovası. Moto Guzzi'nin vardır. Hmm. Dust Bin böyle hakikaten bildiğin roketin kafasını koparıp evet, motorun önüne takmışlar. Böyle evet, sipsivri olmuş herif. Onunla böyle gidiyor babuş. Deri gözlükler. Ha. Deri kafada bir meşin bir şey. 250 cc mi? 300 cc mi? Öyle bir tuhaf bir hacimler falan. 250 de değil. 270 mi? 370 mi? Öyle bir tuhaf hacim. Bu müthiş bir hız. Evet. Acayip bir sürat yakalanıyor. Fakat, fakat viraj yok. Yok. Bir de yandan bir rüzgar etiyor. Kalkış yok. Tabii. O son tamam, yatış olur abi. Evet, onun için bırakmışlar. Tehlikeli diye. O sevgi maalesef bitiyor. Yani full karenaj tabii olur. Öyle aerodinamik yüksek sürat için olur. Bir de şunu unutmayalım ki Hayabusa bir yarış motoru değildir. Hayabusa bir seyahat motorudur. Yani onu da şimdi hemen hatırlatayım. Evet. Konusu gelmişken. Yani de Hayabusa ile o zaman çıkalım pistte herkesi geçeriz. Ya bana öyle geliyor bazen tabii, mesaj tabii, soru falan. Öyle bir şey yok abi. Seyahat motoru. Onunla böyle konforlu gideceğim. Böyle sıkıştırma bir, oranı nedir demiş. Sıkıştırma oranı nedir? Bak güzel sorumuş. Şuradan pistonu almamız lazım ama. Hemen dur abi dur. Dur. Evet. Tamam. Teşekkürler. Buyurun, senin piston, motordaki pistonun biraz küçük sanırsam. Öyle mi? 690 cc bu. Hmm. Yani senin ulan, motorda bundan iki tane mi var? Evet ondan iki tane var. 650-650 iki tane evet, var ki evet, 1300 ediyor. Böyle bir şey. Aa. Şimdi bak abi bu bir o böyle ortalama bir piston 690 cc'lik. Bu bir yanma odası denilen bir yer var. Bu böyle subaplar açıldı. Yakıt ve hava karışımı üflendi buraya. Bu sıkışıyor. Sıkıştığı yerde en üst noktasında üst ölü nokta. Top dead center mı? Top dead point mı? Öyle bir şeydi. TDC diyorlar. Orada buji paf diye ateşliyor. Tamam mı? En sıkıştığı noktada patlaması lazım. Tamam mı? Bu sıkıştırma oranı... Neyi sıkışan burada ne var? Hava ve yakıt. Yakıt ve hava. Evet. Ama yakıt içeri böyle duman halinde püf diye üflenmiş. Tıpkı evet, spreyden böyle aynen, deodoranttan üflendiği gibi. Çünkü 14'e 1. Tamam mı? 14 değil, hava 13 1. Nokta bir şey. Öyle bir şey ve yakıt. Tamam mı?
Böyle bir durum var. Şimdi malı burada sıkıştırdık, patlattık, bunu aşağı itti. Tıpkı bir top mermisinin ateşlendiğinde gitmesi gibi, namludan çıkması gibi. Bu aşağı doğru itildi. Tamam mı? Böyle odadan aşağı doğru. Bu aşağı doğru itildiğinde işte o aşağıda krankı çevirip gücü üretiyor. Tamam. Sistem bu. Şimdi bu motor 690 cc atıyorum 12'ye 1 sıkıştırması var. Yani böyle 12 kat gelip sıkıştırıyor malı. Ha, bu güzel. Ha, o demek mi o? Şimdi bunu 11'e indirirsek, genleşme odası, ateşleme odası, yanma odasını daha büyük bırakırsak, bir, güçten düşer. İki, daha aşağıda ateşleyeceği için daha düşük oktanlı yakıtla da çalışır. Hmm. Nefis. Tamam mı? Az yakar ama gitmez. Çok nefis. Sıkıştırma oranı düşük motorları kullanması kolay. Gücü az, sakin, efendi oluyor onlar. Ben böyle 9'a 1, 8'e 1 araba motoru gibi olur onlar. Bizim motorlarda biraz yüksektir sıkıştırma oranı. O sıkıştırma oranının fazla sıkışmaya dayanması için yakıtın yüksek oktan kullanmamız lazım. O yüzden yarış motorunuz varsa hiçbir ustayı dinlemeyiniz ve muhakkak ve muhakkak en yüksek oktanlı yakıtı kullanınız. Mümkünse 97 oktan. O yüksek oktanlı yakıtlar o yüzden var. Yoksa sadece orada dursun diye değil. Ben anlayamıyorum zaten hangi ustalar böyle çıkıp gerek yok. 95 oktan yeter. Şakır şakır avans vuruyor mesela binararlar. Biliyor musun? Hiç sürdün mü binarar? Sürdün. Sürdüm. Kiraladın, sürdünüz. Evet. Bayağı da kilometre yaptın. 3000-4000. Tamam. Hiç denedin mi? Bir denesene. Bir daha kiralarsan eğer. Kiralayacağım. Bir 95 oktan koy. Tamam. O böyle düşük süratli gazı böyle ya da yüksek vitese geç. Ya düşük süratli. Hı-hı. Böyle devir düşük. Zorlayayım yani. Ya böyle bir şakır 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 avans vurduğunu duyarsın onu. Tamam. Ama herif baş edemiyor düşük oktanlı yakıtla. Erken ateşliyor çünkü. Daha tam ölü noktaya gelmeden, sıkıştırmanın en üst noktasına gelmeden şurada bir yerde ateşlemeye başlıyor. Bütün her şey bozuluyor. Tabii bütün kola da, valfler, kola şeyler, da tabii evet. Abi her şeyi, bütün sistemin canını okuyor bu iş. O yüzden yüksek oktanlı koyuyoruz. O zaman bütün avans vesaire problemleri geçiyor. Böyle bir durum. Umarım anlatabilmişimdir. Çok karmaşık bir konu. Benim burada böyle kahve muhabbeti anlatmamla çözülecek bir iş de değil. Sen biraz araştır abi. Motor bloğu sıkıştırma oranı, işte compression ratio falan diye bir İngilizcesine bir bak abi. Bak evet evet haklı. Hayabusa 1300 metre yapıyor ya. Kavga çıkmış orada. Daha önce sorulmamış sorular falan filan. Burası böyle. Buradan böyle bunları gördük, bunları gördük, bunları gördük. Görmediğim sorular. İstanbul şartlarında viraja girerken. Asfalt üstü toprak. Cenk Erçetin demiş ki Barkın abi yayınlar. İstanbul şartlarında viraja girerken asfalt üstü toprak, çimento yığını, ıslak yol, çıkık evet. Logar kapağı. Güzel. Olmayan logar kapağı. O da güzel. Taş vesaire. Kafamızı kaldırıp viraj çıkışına baktığımda mübarek 3 aylarda Rabbime kavuşacak gibi hissediyorum. Haklısın baba. Ne yapmamı önerirsin? Teşekkürler. Evet. Valla benim önerim farklı olabilir hocadan. Benimki şu. Genelde hani gitmeden evvel bir yola bak, ondan sonra çıkışına bak. Doğru. İşte yani geniş bir, bakmak. Geniş bak, tara ne olduğunu bil, ondan sonra bak. Tabii tamamen doğru, haklı. Yani benim diyeceğim odur. Ama muhakkak çıkışa bak. Logar kapağına bakarsak, anam viraj döndü bak oldu olur o. Ha, ben işte şurayı tam hakkıyla döneyim. Hemen 3 köşe sonra, viraj sonra madalya alacağım diye gidersen de başın belaya girebilir. Yoldasın abi. Yani havaya girmeye gerek yok. Evet. Yani girdik tabii hepimiz de. Ödedik de onları. Yani işte dediği gibi evet tarayarak gitmek en doğrusu. Bir de şu var abi yani çevrenizdeki arkadaşlarınızla eğer bir kapışma ortamı falan olursa da bayağı bir sorun olur. Çok. Ben gene rastladım abi eğitmenlere ya. Çok acayip eğitmenlere rastladım. Yapma. Gene rastladım abi. Gene o şu motor. Şu motor nasıl bir mümbit bir arazide yaşıyorsa oradan hep böyle çıkıyor. Bir acayip bir eğitmen nesli var. Böyle yani. Böyle kral, böyle imparator. Şimdi şu motor dediğim hani bir sürü de düzgün eğitmen var. Fakat bu motor sürücüyü çok yani belli bir yere kadar hata da yapsan o motor kaldırıyor. Evet. İşte belli bir süspansiyon sistemi çok özeldir. Hı hı. İşte otomobil. Evet. Onu yap, bunu yap hep kaldırır. Yani vallahi bende vardı eskiden. İşte motor kullanmanın mevsini bilmezdim. Tamamen alaylı işte bineceğiz gideceğiz falan. Şimdi hatırlıyorum böyle her virajda Allah nasıl kasıldığımı. Valla her tarafım ağrırdı.
Ama hani tam kör cahil, tam bunun ABS'si de var deyip mesela şakır şakır yağmur 160 gidiyorum bok diye frene basardım. Şans yaşıyorum. Allah seviyor. Oo, neler neler. İşte benim gibi cahilleri bayağı haddinden fazla götürür. Daha yüksek hızlarda yaşamasını sağlar bir yere kadar. İşte hani kimi insanlarda vay be diyor ya ben neymişim yani onu yapıyorum bunu yapıyorum. Ölmüyorum. Ölmüyorum acayip gidiyorum falan. Evet. Olabilir. Yani işte benim hep böyle ama çok şaşırıyorum abi öyle acayip adamlara rastladım ya. Sen dedi kimsin lan dedi. Biz dedi senelerimizi verdik bu işe dedi. Ben dedi kaç eğitmen cebimden çıkarırım şöyleyim böyleyim. Kralım öyle helal olsun dedik ayrıldık oradan. Hep aklıma Mevlana'nın hikayesi. Mevlana'nındı galiba emin değilim. Yanlış hatırlıyor olabilirim ya da Yunus Emre olabilir. Hani bir gün eşek işemiş bilir misin? Bilmiyorum. Böyle ondan sonra üzerine de kuru bir yaprak düşmüş. Ona da bir sinek konmuş. Sinek demiş ki bu deryaların kaptanı benim. Şimdi sinek haklı. Hani o deryaların kaptanı da o derya hangi derya acaba? Sen bir bak bakalım. Hani bunu demek istiyorum abi. Çünkü öyle acayip eğitmenlerle tanışıyoruz ki her geçen gün, her geçen gün çok acayip şeyler oluyor. Ya işte. Yapacak bir şey yok. Abdurrahman Çelebi hep böyle. Şimdi Erhan Huz. Merhaba Barkın abi. Merhaba Babuş. Aprilia RS 4 125 4T almayı diyor. 4 zamanlı. CBR 250'yi falan tokatlar diyorlar. Kim diyor? İnternette bununla ilgili ciddi bilgiler bulamadım. Bulamazsın çünkü öyle şey olmaz. Ayrıca bu motorla piste falan da çıkmak istiyorum. Çık abi. Bilgin varsa yardımcı olursan sevinirim. İyi yayınlar. Abi şimdi RS 4'ün 125'in 4 zamanlısını sürmedim. Ben de yalan yok. Bilmiyorum. Ama hani nerede tokatlar? Nasıl bir tokatlama? Belki hani amortisörü falan çok iyidir de virajda mı döver CBR 250'yi? Belki oradan bir de şu var abi. İyi bir sürücü, kötü bir sürücüyü her motorla döver. Tabii. Doğru mu? Hem de nasıl? Yani hocamızı bir seyretmenizi isterdim ya. Bırak beni Allah aşkına. İşte abi, bizim bu koca İstanbul Park ne motorlar var? 1000cc hani göğya standart ama yapılmayan şey kalmamış. Yarışçı abilerimizde. Sonuçta Toprak bir kardeşimiz var. Gencecik 600cc. Yani standartın bile altında bir motoruyla. R6'yla. Oranın dövüyordu. Pist rekoru sahibi yanlış bilmiyorsam. Hepsini dövdü. Abi. Evet. Millet çatır çatır böyle ağzına vuruyor çocuk. Ya. Yani aradaki fark 80 beygir falan. Hem de nasıl. Ama çocuk ne biçim gidiyor. Abi sen o yüzden 125-250 istersen 350 al 450 al fark etmez baba ne istersen al. Önemli olan neyi beğeniyorsan onu al. Bilakis küçükle başlamak çok çok daha iyi. Keşke benim şimdiki kafam olsaydı. çok daha ufak motorlarla başlasaydım ama geç başladım. Tamam almışken bunu alalım falan dedim süper cahillikten. Ay, yakın paraysa binliğini fazlasını alayım. Büyüğünü alalım. Niye binlik? Hayır, niye o Suzuki mesela? Çift egzoz var simetrik ondan. Bak. Vallahi gerçek bu. Tek kriter bu muydu? Yani işte başkaları da vardı okuduk ettik ama ben hep diyordum lan niye bu şeyler tek egzoz tek egzoz. Şimdi umurum değil ne olursa çift olsun. Egzoz olsun. Çift egzoz olsun. Çünkü motordan anladığım yok yani şekil falan. Çift egzoz bu şey gözüksün ne oluyorsa. Çok güzel. Ya dolayısıyla canın ne istiyorsa al ama mümkünse ucuz bir motor al eğitime para kalsın abi. Yani iyi eğitim alırsın güzel sürersin herkesten hızlı gidersin motora bakmaz o zaman. Yani ne adamlar geliyor ne motorlarla ne sopa yiyorlar. Ne sopa yiyorlar. O böyle çok kızıyorlar bana Ducati'ciler biliyorsun. Ducati İstanbul yani çok evet, kızarlar. Ama yani abi o panigalelerle geliyorlar baba. Hiç, ya ben o grubun da üyesiyim. Gelsinler sen gelenlere bir şey deme ya. Bir de o motorlarla bilmemelerle işte kafeden kafeye gidenler var. Yani adam ama diyebilir. Para verim sana ne? Evet. Sustuk da. Yani pek de susmadık işte. Konuşuyoruz. Yani gel kardeşim. Eğitime git bir şey yap. Piste git şunun bir canını çıkar görelim.
Ya, ya da işte kendi canını çıkarmadan diyelim. Evet. Evet, Barış Gündoğdu demiş ki selam Barkın abi, ben Manisa'dan yazıyorum. Senin büyük hayranım. Estağfurullah. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Abi ben ikinci el MT-03 almayı düşünüyorum. Eyvah. Bana yardımcı olur musun? Bilgisayar olan arkadaşlarına yardım bekliyorum. MT-03. Bu ne biliyorsun? Tek silindir biliyorum. Tek silindir 660. Evet abi, o değişik bir motordur. Yani ben açıkçası biraz çekinirim. Neden? Çünkü bir dönem çok çaldılar. Allah Allah. Evet abi. MT-03 az satıyor dedik. Çat 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 çalındı. Niye? Bilmiyorum. Patır patır götürdüler. Sonra geri türedi bazıları falan. Dolayısıyla o iş biraz karmaşık. Bir de unutma ki MT-03'ün Barış Bey kardeşim o böyle gazı kapatınca çat çat pat pat falan gibi sesler çıkarma huyu vardır. Beyin sıkıntıları. İşte Yamaha'nın yaptığı ilk nesil tek silindirli enjektörlü motor bloğu. Onda bayağı bir öksürdü Yamaha onu yaparken. Çünkü nasıl olduysa bunu yazan yazılımcıya demişler ki buna güzel bir program yaz da işte az yaksın, şöyle olsun, Euro 3'e uysun, Euro 4'e uysun, bilmem ne yapsın. Baba da yazmış. Gazı kapatınca sıfır yakıt. Gazı açınca tam yakıt. Bilmem ne. Motor sürmeyi de bilmeyen adama verirsen yazılım işini ya, böyle baltayı taşa vurur tabii. Şimdi biz karbüratörlü motorlarla giderken gazı kapattığımızda veya da yeni doğru düzgün yapılmış enjektörlü motorlarda motor sürerken gazı kapattığımızda aslında yakıt akışı biraz biraz sürüyor. Tabii. Ki tekrar gazı açtığında böyle hıdoo diye gitmesin alet. Demin ki mesela Ducati'nin o Panigale modelinde bunu ayarlayabiliyorsun da. Ha? Viraja girerken ne kadar ben yakıt vereyim de motor kapanmasın. Yani motor freni ayarı var. Vay arkadaş. Tabii. Ya. Mesela ama Etiler'deki kafeye yaklaşırken. Değil mi? Caddeye giderken ne olacak falan. Bunlar tabii arkadaş. İnce işler. Panigale de güzel ha. Tabii. Çok güzel de işte. Heykel. Ben bir tane gördüm. Altu İnan. İnan Altu. Evet. Ya da evet, Altu evet. İnan. Adamın adını da yanlış. Altu. Altu abi. Müthiştir. Onu ne biçim sürüyor ya? O her şeyi müthiş sürüyor. Biliyorsun. O Panigale'yi bir sürdü baba. Biz yurt dışında dersler alıyor. Daha yeni Slovakya'daydılar. Hı hı. Galiba bir yarışa katıldılar. Barış Tok da onunla birlikteydi. Cenk Biber de. İşte yarışıyorlar, eğitimlere gidiyorlar. Yani bu kadar doğru kısa sürede bu kadar müthiş bir İnkişaf. Gelişen. Evet yani B sınıfında şu anda başı oynuyor bildiğim kadarıyla. Altı abi bir de çok sempatik dizgin çok adamdı. Müthiş. Bak abi. Hızlı adamı oradan anlıyorsun. Tabii. Tamam mı? Hızlı giden adam bir kere böyle alçak gönüllü olur. Tabii. Efendi olur. Böyle seninle dostça konuşur tabii. Falan. Pist de hızlı. Pist dışında vakit ayırır konuşur aynen yani, dediğin gibi. Çok nefis adamdır ama böyle ışınlanıyorlar yani. Çok bayılıyoruz. Böyle onun dışında da ben Panigale'yi güzel sürerim. Özdem aldı. Panigale mi aldı? Evet. Özdem Erdem Motor 10 dergisinin sahibi. Evet. İşte CSS'yi Türkiye'ye getiren adam. Her seferinde de vallahi ona çok şey borçluyuz. Evet. Evet. Öyle bir adam. O da almış. Güzel. İyi. Panigale evet. Kulübü büyüyor. Evet. Böyle bir durum. Peki geçtik. Furkan Güzel. Abi sana MT-03 konusunda yardım edemiyoruz. Kusura bakma. Furkan Güzel. Abi 14 yaşında nasıl yarışçı olabilirim? 85cc bir motor almayı düşünüyorum. Yarışlara katılabilmek için motor biraz eski olsa problem yapar mı? 2003-2005 yılları arası. Furkan Bey kardeşim ne yarışı? Motocross 85'le mu? 85'le herhalde. Ne bu? Motocross. Motocross herhalde. Evet, motocross harika. Enduro yarışı herhalde değil mi? Şey değil 85cc olmaz çünkü. Öyle bir sınıf yok değil mi en azından? Tabii o yok. Yok. Onlar olmuyor. Motocross'a da abi bir TMF'ye git bir bak. Problemini bilir mi bilemem abi problem. Ne motorlar var yani pırıl pırıl duruyor dışarıdan. Biliyorsun evet. Elde kalıyor böyle hani. Ya da leş gibi duruyor ama ciğeri sağlam baba ciğeri sağlam. Barkın sen biliyor musun yarış lisansı almak için bir para ödeniyor. Para ödeniyor ama yaş sınırı yok galiba. Çünkü çok 14 küçük yaşa giriliyor. Tabii giriliyor. Motocross'ta bildiğim kadarıyla tabii küçükler de var hatta. 7 mi 5 mi öyle bir yerden başlanıyor. Yukarı doğru gidiyor. Senin programa çıkardığın Ali Berk çıkmıştı. Ya. Ali Berk şimdi tabii çok acayip. En son yine gidip bir yerlerde milleti dövmüş. Aferin ona. Bulgaristan'da mı ne aferin acayip ona. Herkesi tokatlamış gene. Böyle çok iyi. İkinciye 3 tur bindirmiş falan. Madara etmiş. Hem milleti. De Bulgaristan'da. Evet abi. Süper. Ben çünkü eskiden hatırlıyorum. Bulgarlar buraya geldiğinde bizi döver giderdi. Şöyle hani Türkiye şampiyonlarının ne bileyim 250 cc'leri 85'le dövüyorlardı. Dövenler falan vardı. Bu öyle değil. Bu gitmiş kendinden yaşça 1-2 yaş büyük olan ekibi böyle ağzına vura vura
Geçmiş abi. Bravo. Çocuk çok acayip çocuk. Bravo. Ali Berk başarılarının devamını diliyoruz onun da. Abi Göktürk Ünsal. Ya bak en sevdiğim soruya gelemedik hala ya. Nerede o soru? Hangiydi? Bir tanesi vardı şurada bir yerde. VD40 ile ilgili. Abi motoru yıkadıktan sonra nerelerini VD40'lamalıyım diyen bir arkadaşımız vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Bulamıyorum. VD40'ı görüyor musun? VD40. Neyse. Motoru yıkadık. Tamam mı? Evet. Motoru yıkadıktan sonra elektronik aksamına VD40 sıkmamızda fayda vardır dedik. Burada. Heh. Çağatay Hasgül. Evet. Evet abi teşekkürler. Barkın abi merhaba. Benim sorum motosikleti yıkadıktan sonra nerelerine VD40 ile yağlamalıyız? Ve motosiklette yağ filtre değişimi gibi konularda video hazırlayacak mısın? İyi yayınlar. Yağ filtre değişimi ile ilgili video hazırlayacağız. Ama VD40 ile yağlanması gereken konuyla ilgili videoyu yaptık. Evet hazırsak girelim bunda. Yapmak değil. Yıkattıktan sonra bir şeyler yapmamız lazım motorumuza. Bu böyle evet fikren biliyorum. Bir şeyler yapılmalı ama ne olduğunu bilmiyorum ya da yapmıyorum. Böyle adam çok. Çok yakın çevremde de var. Motoruna iyi baktığını zannediyor. Yıkatıyor. Sonra da öylece bırakıyor aleti. Yıkattıktan sonra özellikle yıkattıktan sonra yapmamız gereken bir şey var. VD40'ı alacağız abi. Hareketli ve elektrik geçiren bütün düğmelere sıkacağız bunu bol bol. Bak usta. İlk örneğimiz şurası. En basitinden başlıyorum. Benzin depo kapağı bak burası. Buraya hemen veriyoruz abi VD40'ı. Tamam mı? Yanımızda bir de bez olursa işler daha da güzel olur. Böyle fazlasını hemen sileriz. Tamam? Hani kağıt bez çizebilir. Böyle havlu mavlu. Onun yerine böyle pamuklu bir şey kullanırsanız daha da güzel olur. Başka bir nokta. Şu düğmeler, komütatörler. Buna Türkçe'de komütatör deniyor bak. Bak görüyor musun? Buralara böyle VD40'ı veriyoruz abi bol bol. Korkmadan. Tamam. Aynı şekilde debriyajın çalıştığı nokta. Buraya da veriyoruz. Böyle rahat çalışacak bu sistem. Bak. Görüyor musun? Fark edeceksin. Telin dibine sık. Tamam. Fazlasını al. Böyle. Tamam mı? Bu VD40 şifalıdır. Bunun için de servise, ustaya, bilmem neye gitmenize gerek yok abi. Bir tane alıyorsun VD40 fıs fıs sıkıyorsun. Çok atla deve bir şey değil yani. Keza ben kontak deliğine de sıkıyorum. Genelde vatandaş isyan ediyor. Kontağı sıkılmaz falan diyorlar ama ben hiç acımıyorum abi. Oraya da abanıyorum. Anahtarın çalışması güzelleşiyor, kolaylaşıyor. Aynı şekilde bu tarafta ateşleme düğmesi, killer switch diyor ya ecnebiler. Ondan sonra marş motorun düğmesi. Gaz kütüğünün dibine sıkıyorum. Ondan sonra da gaz kütüğünü iyi çalıştığından emin olmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta burada parçalar birbirine sürtüyor. Bu da yağlamayı da kolaylaştırıyor. Üstelik elektriğin geçişini de kolaylaştırıyor. Tamam mı? Bu işi işte katlanan aynanın dibi. Yok bagaj anahtar yuvası. Ayaklıklar bak ayaklığa da yarar. Hani bu parçalar çalışıyor değil mi? Burası çalışıyorsa burası VD40'lı olur yani. Ah! Sesi değişir. Motorun çalışma şekli değişir. Bir başka unutmamamız gereken şey. Motoru yıkattıktan sonra muhakkak ama muhakkak zinciri bir şekilde yağlayacağız abi. Zinciri yağlamadan gezersen en az 150 euroluk olursun. İyi bir zincir o para çünkü. Ha, bunu bil, buna göre davran. Motor çok bakımlı. Ne yapıyorsun? Her gün yıkıyorum. O değil abi. Ha, bunlara dikkat edeceğiz. Yaz mevsimi malum. Herkes evinin önünde böyle motor yıkamak istiyor. Tamam yıkayın çok iyi. Bol bol motorunuzu temiz tutun. Eksiği gediği görürsünüz ama ondan sonra VD40'ı elinize alın ve işi yapın. Görüşmek üzere. Ve evet. Umarız sorulara cevap olmuştur bir nebze. Böyle bir durum. Hani VD40 bizim dostumuz. Kullanıyor musun VD40? Kullanıyorum. İngiliz icadı galiba değil mi? Öyle mi bilmiyorum. İngilizce. Hala da galiba İngiltere'de üretiliyor. Çok nefis bir şey. Bu arada sorulardan bak tuhaflarına geliyorum. Ahmet Bey ve Ayşe Hanım. Ayrı. Evet. Ahmet Kapucu, Ayşe Kapucu. Barkın abi selam. Ben Temmuz ayının sonunda eşimle birlikte Yunanistan gezisi yapmak istiyorum. Motorumuz ST1300 Pan-European gemi gibi. 2009 model. Oh! Herhangi bir problem çıkarır mı? Nelere dikkat etmem lazım? Bir de önerebileceğin görünmesi gereken yerler var mı? Bir de uluslararası ehliyet almama gerek var mı? Var. İyi yayınlar. Evet. Şimdi... Bir kere ehliyetten başlayalım değil mi patron? Başlayalım. Touring kulübüne gidiyoruz. Yeah. Oradan bir kere uluslararası beynel milel tarih şeyli kısıtlı ehliyetimizi alıyoruz. Kocaman. Böyle. Bir yılda 300 küsür lira. Bir şey liraydı. Böyle açılır o pat 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 pat, pat diye.
Ondan bir tane alıyoruz baba. O böyle güzel cepte duruyor. Onu hallettik. Ondan sonra... Dedikodu şudur ki... Hı. Mesela Bulgaristan'a girerken kimse sormuyor. Muş. Evet. Ben mesela işte Avrupa'da motor kullanırken, kiralarken kimse sormuyor. Sadece Yunanistan'a girerken soruyorlar. Diyorlar ki bizim Türkler rica ediyor. Abi sorun da biz de bunları verelim falan. Hani ne işe yarar o? Bir sigortacı abimiz alınmasında fayda olduğunu söyler hep. Sigorta yoksa çalışmaz. Yani işte o kıllık çıkarabilirler der Avrupa'da. Bir de Ahmet Bey kardeşim lütfen yeşil kağıt denilen motosikletinizin sigortasını yaptırın gene Touring kulübünden. Tabii o zaten gümrükte onsuz giremezsiniz. Yurt dışında geçerli olan evet. Sigortadır. Motorunuz sırf ona bakıyorlar zaten. Evet. Bir de tabii siz vize alırken aldığınız kendiniz için bir uluslararası sigorta var. Onu da muhakkak yanınızda bulundurun. Doğru. Allah korusun başınıza bir şey gelirse diye. Bunlar kağıt kürek faslı. Şimdi motora gelince abi ST1300 Pan European o böyle V4 işte dünyanın en dayanıklı motor bloğu. Şöyle sağlam, böyle fik, öyle uzun ömürlü. Yan mı durur o? Tabii. İki böyle. Moto Guzzi gibidir o herif. Böyle araba motoru gibi, böyle Amerikan arabası gibi durur. Böyle şaftlı aktarma falan. Hani herhangi bir bakım istemeyen bir motor olmasıyla meşhurdur. Ha ama sizin motorunuz çok haşatsa onu bilemem aga. Ama normalde onun böyle kapağı açmadan bilmem kaç yüz bin gidiyor. Bilmem neresine hiç böyle bakmadım bile o kendi gidiyorlarla öyle meşhurdur yani. Tabii. O olayı o herifin. Şöyle ki yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama bildiğim kadarıyla bunun normalde bizim motosikletlerde pistonların açılıp çalışmasını sağlayan bu subaplar var ya. Evet. Subapları tahrik eden eksantrik milleri evet. Var. O millerin aşağıya böyle kranktan zincirle tahrik ediyoruz. Doğru. O zincir de bollanıyor. Ve onun gergileri var. Evet. Pan European'da Honda biz mühendisliğin kralını yaptık ulan falan deyip çark koymuş. Dolayısıyla zincir zincir yok bollanacak. Dolayısıyla dişler var. Dolayısıyla subap ayarı bozulmamasıyla meşhur. Falan. Hı. O VFR serisi de öyledir mesela. Evet. VFR 750'ler falan onlar da böyle dişli vardır. Subap ayarı bozulmaz. O yüzden onun sahibi böyle bir sende de bu mu falan gibi böyle bir havalı olur hep daima onlar. Öyle bir şekildir. Tabi bu efsane bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama muhakkak sizin de motorunun bir kitapçığı, kütüpçüğü bir şeyciği vardır. Bir bakın internetten PDF'sini indirin. İşte Honda ST1300 Pan European Owner's Manual. İşte sahip kitabı, kullanma kılavuzu falan gibi bir şey. Kesin indir. Avrupa'da kulüpler, forumlar vardır. Tabii o yıkılıyordur. İkinci canı çıkarmışlardır bunu. Onu orasına bunu taktım da bunu işte tabii. Bir ön lastiği şunu takarsan böyle olur da basıncı şu kadar indirdim ben bizim hanım şu kadar kilo falan gibi. Tabii. Kesin neleri vardır onun böyle kurcalamış. Çünkü her markanın, her modelinde bir tane cin fikir çıkıyor. Tabii. O böyle şimdi bunun aynasının yanındaki o vida oradan böyle onu yanlış yapmış falan. Bir de gider mühendisin yanlışını bulur. Bulur. Bayılıyorum o modele ya. Tabii. O orada yanlış. Onu oradan olmaz falan. O böyle anlatır. Sen o yüzden biraz araştır baba. Yengeyle güzel bir seyahat olur. Normal şartlarda çok konforlu. Önebileceğiniz yerler vallahi Yunanistan enfes bir memleket. Yani. Yemekler harika. Buradan daha ucuz. Benzin ucuz. Evet benzin yollar ucuz. Yollar daha güzel. Sıkıştıran evet. Yok. Tehlike yok. Evet. Daha yani, ne olsun? Hani böyle bazı insanlarda bazı tanıdıklarımda iltica isteği uyandırıyor yani. Yunanistan'a her gidişimizde böyle ulan acaba evet. Olur mu falan diye böyle bakıyorum. Kimisi böyle orada ev araştırıyor falan. Buradan alınırmış ya ev falan diye. Öyle bir durum vardır. O yüzden bayılacaksınız. Evet. Çok güzel bir seyahat edeceksiniz. En yakın Halkidiki diye Selanik'in orada bir 3 tane yarım adadan oluşan bir bölge var. Ha tabii biraz sıcaktır bu mevsimde. Bulgaristan'la bizim arkadaşların sık sık gittiği Bulgaristan sınırındaki dağlık yollar var. Gerçi hani hanımla yengeyle bayar orada. Bayar evet. Yok hızlı gittin, çok yattın falan. Evet onu tek başınıza yapın. Orada böyle bir daha gazlama. Turistik yerlere gezeceksiniz. Evet. Bir de şöyle bir şey var abi. Şimdi o Yunanistan yarımadası böyle kocaman ülke. 7 milyon adam. Ya. Bomboş. Böyle ooo ver ayarı baba. Hani böyle bizim sınırdan geçiyorsun. Çin'den çıkmış gibi oluyorsun bir anda. Oh Çin'den kurtuldum falan. Tabii İnsan yok. Kalmıyor yolda. Tabii. Ferah ferah takıl abi. Yolun tadın çıkar. Bizim gümrükteki bekleyen tırlar kamyonu ne oluyor? Hop yok mu? Abi ben de onu anlamadım. Çünkü
oraya doğru akan zaten bir bizden insan var. Evet. Başka kimse yok. Yok. Onlar da dağılıp yok oluyor oradaki yollarda. Güzel yani. Evet, çok çok güzel bir tatil bekliyor sizi. İmrendim vallahi. Aha. Tadını çıkarın Ahmet Bey. Burada resimlerde gördüğümüz balıkları orada yiyebiliyoruz. Evet. Ve çok uygun fiyatlar. Evet. Yani. İşte onun için yiyebiliyoruz. Evet. Özden Kurt. Abi. Barkın abi, verdiğin tüm bilgiler için çok sağ ol. Senin sayende Belkask'la tanıştım. Çok araştırdım ve aldım. Senin söylediğin gibi takım taklavatı önce aldım, şimdi motor alacağım. Ama sana sorum şu. Bel kırmızı kaskın vizörünü sanırım siz değiştirdiniz. Siyah vizör nereden bulurum? Abi, kaskın satıldığı yerde var. O nereden aldıysan oraya gidiyorsun. Oradan vizörünü de alıyorsun. İlkay Özdemir, iyi akşamlar. Kolay gelsin. Ghost Rider. Kolay gelsin. Abicim, seni severek takip ediyoruz. Bu yabancı devlette Ghost Rider lakabını kullanan 360'da tek teker yapan adam hakkında bir bilgin var mı? Ölmüş falan diyorlar. Yeni videoları da yayınlanmıyor. Belki bir bilgin vardır ve bu arada şöyle bir şey. Şöyle bir 600cc karşılaştırması istiyoruz. 2007 GSX-R 600'üm var. Severek verebilirim. Testiniz için teşekkürler. Vallahi ben Ghost Rider'ın en son videosunu hakikaten 5-6 sene falan oldu herhalde. Evet, geçenlerde ben de bir yerde hani öldü diye bir sürü rivayet var. Dedikodu çıktı değil mi? Evet. Hakkında epey bir rivayet var. Hatta bir kişi olmadığını söyleyenler var. Tabii farklı farklı adamlar bunlar aslında yani. Diyorlar falan. Bilmiyoruz. Ben şeyi duymuştum. Adam milli kayak sporcusuymuş İsveç'te. İşte kayakta kaza yaşamış. Bacağı kırılmış, kayağı yasaklamışlar. O yüzden motorla gazlar olmuş. İşte yok adam neymiş? Adam neymiş? Kadınmış dediler en son. Hadi bakalım. Adamla yine her şeyi duydum ben. Doğrudur. 360 ile tek teker. 360 ile tek 360 ile tek teker. Düşündürüyor beni. Evet. O biraz yani belki 360 tek değildir ya. Olmaz. Ben size söyleyeyim. Neden olmaz? 360 ile şöyle elinizi kaldırsanız nasıl bir güç? O motor, kalkık motor 360 rüzgarla fatapak atar bilmiyorum. Bizim bir arkadaşımız vardı İsrafil diye. Bir kere piste gidelim dedik. Küçük Yalı'dan Körfez pistine. Yolun %70'i tek teker gitti. Sonra ama bir gün ne oldu falan abi dedi, bıraktım o işi. Niye? Motor nerede? O da gitti. O da beni bıraktı. Ne oldu? Aydın otobanında bilmem kaçla giderken rüzgar hop. Bunu böyle falan diye olmuş mu? Tabii. Motoru taşımaya gerek kalmadı dedi. Öyle bir rahatlık yani, evet, kazadan sonra taşıyacak bir şey kalmamış. Aycına mal olmuş. Oraya halka şey oldu. Peki Murat Ağlanmaz. Barkın abi selamlar. Sormak istediğim soru şu. TT Custom Tarhan Telli ile aranız nasıl? Pek aramız yok abi. Yani onlar kendi şeylerinde. Onların çok farklı bir müşteri kitleleri var. Çok meşhur insanlara motosiklet üretiyor adamlar. Neden pek göremiyoruz sizin videolarda onun motorlarını? Çünkü bir kere çekmeye gittik, onda da motor sürmemize izin vermediler. Yani ondan sonra motorlarını, bir de geçen canlı yayında bir arkadaş demişti Türk malı motor yapmak istediğini. O konuda da hiç TT'nin adı geçmedi, merak ettim sadece, iyi yayınlar. Abi çünkü o motorlar hani ona başka bir şey. Çocuk diyordu ki ben böyle Türkiye'de bütün kitlelere yayılacak motordan bahsediyorum. Bu adam yapıyor motor 70 bin euro mu? Ben hiç bilmiyorum abi. Müthiş yani, böyle acayip ama hani 50 bin euro, 60 bin euro, 70 bin euro. Herhalde öyledir. Hani 40'lık var, 50, 60, 70. Tabii. Üstü yok. O motorların özelliği hani gücü mücü, mesela gücünle şey yapıp onun fiyatı da bayağı bir özellik yani. Hani spec sheet'te o en başta yazıyor zaten. Tabii yani öyle bir motoru sen diyor musun? Bu kaç beygir? Bu kaç para acaba? Önce kaç parayı soruyorsun? Tabii olay o. Bir de onlar tabii birer yürüyen heykel olduğu için. Evet, hani yürüyen onlar, heykel. Onlar sanat eseri. Onu hani kalkıp evet yerli üretim sanat eseri diyemeyiz ki. Seri üretim yok. Tek tek elde yapılıyor. Bir de işte şasiler falan, hani burada şasi üretme hakkı var adamın. Kendi şasisini ürettiğini söylüyorlar. Bilmiyoruz biz o kadar detaylı. Değişik şeyler oluyor orada. Ümit Tekeci, Barkın abi sen var. Motosikletin fabrika çıkış lastiklerini amacımıza uygun değiştirmek sence mantıklı mıdır? Örneğin fabrika çıkışı 110, 80, 17 arka lastiğin kışın daha iyi yol tutuşu için 130 ile yazın daha iyi akıcılık için 90'lık lastiği değiştirebilir miyiz? Yok. Onu yapmayın. Orijinal neyse oradan gidin. Evet. Yani yaz kış neyse o. Ama iyi hamurlu kaliteli lastik. Evet. Kötü var lastik. Bazı arkadaşlar böyle denemeler, testler yapanlar. Programı izleyenler bilir.
yerlerde. Çok konuştuk bunu, evet. Köpek saldıranlar. Evet, pistte köpek saldırır sonra. Böyle kolu çıkmış ceketin. Orjinalde sağlık kalalım. Tabii, tabii. Onu yapmayın. Ali Elmas Barkın abi merhaba. Allah rızası için bu yayınlanan bir kopyasını YouTube'a da koyun. Zaten YouTube'dan yapıyoruz yayını. Geçen haftakini izlemek için bugün sitenizi açtım. Dailymotion sağ olsun. Siz de en çok Kadir İnanır'ı seyrettirdi. Sağ olsun. Artık YouTube'da canlı yayın. Peki Barkın abi, YouTube'a falan reklam koyan bir firma var. Hindistanlı Baja mıdır nedir? Pulsar diye bir model çıkarmışlar. Onun videosu yakında. Evet. Onu çektik. Ne olursun bu sefer gör artık beni. Kaç haftadır soruyorum. Bir türlü denk getiremedim. Numan Bektaş. Bektaş herhalde. Benim sorum şu. Kap motosikletten cross yapabilir miyiz? Yaparsın. Her şeyden her şeyi yapabilirsin. Paraya bağlı, zamana bağlı. Önerileriniz nelerdir? Ne yapmamız gerekir? Teşekkürler. Güzel amortisör bulman lazım. Güzel jant bulman lazım. Güzel lastik bulman lazım. 3000 lira falan harcarsın. 3000 liraya da cross var, onu al. Bu dediğin şeyler bulunur mu kolay? Kolay bulunmaz. Şöyle olur. Kap motosikletin ön maşayı, ön amortisörü sökeceksin. Yerine işte atıyorum Kanoni Cross 250'ninkine takacağım. Hmm, tamam, anladım. Hani mümkün mü? Teoride mümkün. Uygulamada masrafı değmez. Yani. Git kendine bir tane 1500 liralık cross motor al. Onunla rahat et abi. Onunla hiç uğraşma. Ondan sonra Lifan almış bak. Ahmet Alper Tosun. Abi 250 cc Lifan aldım Allah için. Chopper sesi istiyorum. Güzel. Tamam. Performans hava filtresi ve egzozla ne kadar başarabilirim? Sonuna kadar başarırsın. Tabii. Tavsiyen neler? Düz boruyu kaynattırıyorsun. Egzozda susturucu olmuyor. Sesin kralı çıkacak. Çıkacak. Abi bu 6-7 haftadır merakla beklediğim bir konu. Cevaplarsan çok sevinirim. Bak diyorum sana. Düz boru böyle o manifoldun oradan çıkıyor ya senin egzoz. Onu devamlı böyle kestiriyorsun egzozcuda. Oraya boru kaynattırıyorsun. Dümdüz boru. Ecnebiler buna, Harley'ciler straight shot, direkt atış der. O böyle uçlarını da yampiri keserler Harley'den, böyle kıyamet kopar. Konun, komşun küfretmezse gel yüzümüze tükür. Tabii. Ana bacı sövecekler sana. Söver. Böyle o kadar güzel olacak ki o patırtı, doyamayacaksın yani. Büyük rahatlık seni bekliyor baba. Mehmet Alan. Merhaba Barkın abi. Yaman'ın 2015'te 3 silindirli 200 beygirlik motor yapacağı söyleniyor. Kim söylüyor? Gerçeklik payı var mı bilmiyorum. Sıfır yarış motoru alacaklar. 2015'i beklemeli mi? Onu da bilmiyorum. Bekliyorsanız ya, bekleyin. Beklemeye devam edin abi yani. Kim diyor ya? Keşke şu R1 lansmanına bizi de çağırsalar ya bu sefer. Çağırırlar belki abi. Niye çağırmasınlar seni? Ya pek öyle olmuyor abi. Olur işte, olur. Bakalım. Işık Keskinler, Barkın Bey iyi akşamlar. Kaç kez kaza yaptınız? Çok. 20'den fazla. Ve şimdi geriye dönüp baktığınızda şu işleri doğru yapsaydım kaza yapmazdım dediğiniz oldu mu? Teşekkür ederim. Tabii. Mesela sarhoş binmeseydim kaza yapmazdım. Birçoğunda sarhoş binmemem gerekiyordu. O dönem öyleydi. Hep alkollü sürdüm. Ama işte sakat kalmadım ve ölmedim. Patron seviyormuş ya. Öyle diyebilirim sadece. Çünkü çok arkadaşım gitti. Bir ara hiç arkadaşım kalmadı motora bine. O kadar çok kayıp verdik ki hepsini gömmek zorunda kaldık. Hepsi gittiler buradan. Böyle yeni bir arkadaş çevresi yapayım ben o zaman falan demiştim hatta kendi kendime. Böyledir yani. Çok arkadaşımız gitti. Dolayısıyla alkolsüz binmenizi de tavsiye ederim. Kask takmanızda büyük fayda var. Kasksız çok arkadaşım gitti. Kask da büyük sorun olur. Benim yaptığım eğitim alın. Evet. Hani yaptığım kazaların çoğunda kalabalık mekanlarda, sıkışık trafik olan yerlerde fazla hızlı gidiyordum. Hep yani olmayacak, oraya uygun olmayan süratte gidiyordum. Ondan sonra da oradan kamyona bak nasıl çıktı önümüze. Orada çıkar tabii kamyon önüme. Çok iyi bir öneri. Kamyonun altına girerim yani normal. Tabii. Girdim de. İşte bir de yeni kendim yapıyordum karenaj tamirini o zamanlar 90'lı yıllarda. Gene işte öğrenciyiz, bütçemiz yok baba. Ne yapalım? Doğru. Böyle kamyonet çıkınca arka freni kilitleyip yanını vurayım ki karenaj az kırılsın. Bayraya bacağımı nasıl koyarım. Nasıl da yapıyorum. Tabii. Bacak iyileşir, karenaj iyileşmez gibi kafalarla. Aynı bende bunları, de var. Evet. Bunları çok yaptık. O yüzden hiç tavsiye etmiyorum. Mümkün olduğunca temponuz düşük. Sürdüğünüz yerin süratine uygun sürmenizde fayda var. Bakış önemli ve eğitim çok önemli. Ya eğitim gerçekten özellikle böyle kapalı alan eğitimi başka bir şey katıyor.
İşte California Superbike School gibi böyle viraj okulları bambaşka şeyler katıyor. Ne kadar çok şeyi yanlış yaptığını öğreniyor insan. İşte burada hocamız var. Şimdi Devrim hocamızdan başka bir tane daha Türk hocamız oldu. Görkem. Evet, o da çok şirin, çok sempatik. Herkes bayılıyor ona da. Dolayısıyla çok böyle güler yüzlü eğitmenleri var California Superbike School'un ve o yüzden tavsiye ediyorum kesinlikle. Çevirmenliğini ben yapıyorum. Orada böyle süper bır bır yapıyorsun. Estağfurullah. Anlatıyorum öyle. Kel kör bir şekilde. Yani gelenler genelde çok memnun kalıyor. Onu da tavsiye ederim. İyidir. Eğitime git abi. Bol bol. Gazlama çok. Hep yarını düşün. Hani buradan ne çıkarı bir düşün. Buradan çıkabilir mi? Çünkü çıkabilir dediğin her şey çıkacak abi. O garanti. Böyle bir durum. Abi benim önüme halı düştü ya. Bana paspas düştü biliyor musun? Bravo düşer. Böyle cumba varmış Cihangir'de giderken. Ha öyle. Yani senin kocaman halı. Böyle bruf diye. O da çok sakat. Tabii. Be. Bana şey oldu. Tem'de gidiyordum. Böyle bir arabadan şeyden bir kamyondan paspas düşmüş. Önümden geçen araba geçince üstten havalandı ve karenaja yapıştı. Oo. Böyle dunks diye. Aynalar kırıldı böyle her bir şey. Ben iyice kapandım arkasında karenajı. Öyle kenara geldim sonra sallananları topladım falan. Bunlar olur. Olur. Her şey olur abi. O yüzden sen böyle tempo düşük git. Olur bir daha tekrar et. O kadar altın gibi ki. Hani anlaşılıyor mu? Uygun hız mı demiştin? Evet. Ortama. O sürdüğünüz ortama uygun süratte gitmeniz abi. Evet. Gitmemiz. Ben de bütün kazalarımı bunu yapmadığım için yaptım. Yani evet. Gaza giriyoruz çünkü. Evet. Yani hep diyorum ya işte yani yok orada podyum falan yok. Yani varacağın yerde olur, böyle evet. Ne olur? Şimdi Hasan abiye ne fark taktım be falan böyle. Ama işte onu görememek var. O Beşiktaş'taki virajı çok iyi döndünüz. Devrilmeyi falan. Yok şift öyle verdiler. Şey yok. Böyle. Yani çok istiyorsanız öyle şeyler pist. Evet orada ak koyun kara koyun çıkıyor şey. Baba ortaya. Nefis. Öyle. Bugün de soruların biraz sonuna geldik. Yani soru çok evet, vardı. Soru sonuna çok gelemiyoruz var. Ama vaktin sonuna geliyoruz. Doğru. Benim söylemek istediğim fazla bir şey kalmadı. Söyleyeceğim tek şu var. Biz bir takım şeyler organize etmeyi planlıyoruz. Şöyle ki bir altın elbiseyle adam toplantısı, partisi falan gibi böyle bir sünnet düğünü gibi bir şey yapacağız. Süper. Böyle maşallahlı, tabii fesli, tüylü bunları yapacağız. Bununla ilgili yer falan bakıyoruz. İşte bir takım organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili bizi muhakkak takip edin. Önümüz Ramazan. Malum cumartesi akşamı Ramazan geliyor. Ve yani pardon cuma akşamı Ramazan geliyor. Cumartesi sabah artık insanlar böyle Leyla gibi gezecek. Hava da ısındı. Dikkat. Evet. Günler uzun. Ne olur ne olur. Mecbur değilseniz motor sürmeyin. Eğer illa motorla gitmeniz gerekmiyorsa motorla gitmeyin. Bunlar bizim için çok önemli. Ne olur? Ekstra. İmha olmayın. Ramazan'da imha olmayalım abi. Ekstra dikkatli olun. Bir de unutmayın ki bütün gün aç kalacaklar. Ondan sonra da akşam yemek yenecek ve gaza gelinecek. Ve çılgın gibi araba sürecekler. Ve çılgın gibi motosiklet sürenler de olacak. Ne olur? Dikkatli olun. Bu bizim için çok 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 mühim. Böyle bir durum patırtı arttı içeride. Biz de sonuçlandıralım istersen. Programın tamam. Sonuna gelelim. Ahmet Kabaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bize bardakları yaptırmış. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Yakında mobil aplikasyonumuz olacak. Altın elbiseli adamın. Evet. Mobil app. Şimdi cepten de gir. Şeyden de bak. Çünkü bakıyoruz epey bir cepten giren bakan var. İşte iPad'den bilmem neden bu tabletlerden bakılabilecek falan hale getireceğiz işi. Android'e ayrı, iOS'a ayrı, hepsine ayrı işler yapmak için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Lütfen ama lütfen reklamlara tıklayın, abone olun, takip edebildiğiniz her yerde takip edin. Bir de unutmayın ki ana akım medyaya biz öyle 5.000, 10.000, 20.000 lira verip kendimize reklamını böyle işte benim de filanca gazetede röportajım çıktı falan öyle şeylerimiz yok. Dolayısıyla ana akım medya yerine bizim reklamımızı siz yapacaksınız, bizi siz anlatacaksınız. Eğer tabii bizi seviyorsanız, hani biz bu işin devam etmesini istiyorsanız. Durum böyle. Kendinize çok iyi bakın. Motoru dikkatli sürün. Devrim abi çok teşekkürler. Ayağına ben sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar iyi ki geldiniz. Tamam. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere haftaya. Akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.